Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Maydanoz, ceviz içi ve birkaç malzemeden hazırladım. Güzel bir lezzeti paylaşacağım sizlerle. Yemeğin yanına salata hazırlayacaktım. Yeşillik kalmamış. Dışarı gitmeye de üşendim. Ve baktım elimin altında neler var. Bu tarif çıktı ortaya. Biz çok severek tükettik. Umuyorum ki sizlerden tam not alacak. Hem çok doyurucu hem de çok sağlıklı. Dilerseniz benim gibi yemeğin yanına da tüketebilirsiniz ya da tek başına bir öğün olarak da tercih edebilirsiniz. Bir su bardağı kadar ceviz içi kullandım. Küçük parçalara ayırdım ceviz içini, kenara aldım. Bir demet de maydanoz. Maydanozu da tek tek temizleyip sonrasında detaylı tarife devam edeceğim. Maydanoz piştiğinde ayrı bir lezzet oluyor hem çorbasını hazırlamış birisi olarak konuşuyorum hem de birçok tarifi kanalımda mevcut. Maydanozun hem sapından hem de dallarından birçok tarifim var. Gerçekten piştiğinde ayrı bir lezzet oluyor. Maydanozu güzelce birkaç defa sudan geçirerek yıkadım. Sıra geldi doğramaya. Çok ince olmayacak şekilde maydanozu doğruyorum. Maydanozun kendine has yediğiniz zaman çiğ haliyle bir tadı vardır. Piştiğinde o tat tamamen gidiyor ve ayrı bir lezzet oluyor. Pişirdiğinizde bana hak vereceksiniz. Maydanozu doğradım. Tava içerisine alıyorum. Tarif içerisine bir tane de havuç kullandım. Hemen hemen her yemeğe ekliyorum. Neden her yemeğe ekliyorum ben havucu? Havucun hem güzel bir renk verdiğini hem de güzel bir lezzet verdiğini düşünenlerdenim. Muhakkak yemeklerin içerisine eklerim. Havucu da alıyorum tavaya. Yarım kahve fincanı kadar zeytinyağını ekledim. Havuç yumuşayıncaya kadar Maydanozun da sapları pişene kadar ocakta kalacak kısık ateşte. Kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirdim. İçerisine bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Karıştırdıktan sonra tavanın kapağını kapatacağım. Kısık ateşte pişmeye devam edecek avuç yumuşadı. Maydanozun sap kısımları da yumuşadı. Ocağın altını kapatmadan içerisine bir çay bardağı kadar cevizi çekliyorum. Hepsini ilave etmeyeceğim, etmiyorum. Ve hafiften karıştırıp sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakacağım. hazırladığım tarifi servis tabağına alıyorum. Biraz da servis tabağında soğusun. Rengin uyumunu görüyorsunuz. Samimiyetle size şunu söyleyebilirim. Lezzetinin görüntüsünden hiçbir fark olmayan bir tarif. Bir diş rendelenmiş sarımsağı bir kase yoğurdun içerisinde ekledim. Sonra iyice karıştırıp yoğurdu hazırladığım tarifle buluşturuyorum. İçerisindeki maydanoz, ceviz, havuç, bol yoğurt, daha ne olsun? Diyet yapanlar bile gönül rahatlığıyla tüketebilir bu tarifi. İçerisindeki malzemeler hem çok sağlıklı hem de çok doyurucu. Bir parça ayırmış olduğum cevizden üzerine serpiştiriyorum ve hazırladığım tarifi afiyetle yiyorum. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar anlatıp sunmaya çalıştım. Umuyorum ki sizi sıkmayıp tarifi anlatmışımdır. Şimdiden hazırlayanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı Beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere.